Uzun zamandan beri, uzun yıllardan beri Çin'in Doğu Türkistan'da soydaşlarımıza, dindaşlarımıza yaptığı, Uygur Türklerine yaptığı zulmü konuşuyoruz. Ve Çin'in ne kadar acımasız bir millet olduğunu konuşuyoruz. Bu zulüm yeterli görülmemiş ki Çin devleti tarafından. Çin gözünü bütün dünya gençliğine dikmiş durumda ve bütün dünya gençliğine yönelik dijital zulüm aparatı diye benim tabir ettiğim TikTok mecrasını ortaya çıkartmış durumda. Aslında şöyle hızlıca bir baktığımızda TikTok'un atalarının, TikTok'un ceddinin en eski Türk dilinin en eski yazısı olarak bilinen Bilge Kağan yazıtlarında yazılı. Orada şöyle bir şey yazar. Der ki, Çinliler yumuşak ipek kumaşlarla, süslü kadınlarla, tatlı sözlerle önce düşmanının iradesini felç eder, sonra yapması gerektiğini yapar. Aslında Bilge Kağan yazıtları bu TikTok meselesinde bizim için çok önemli bir kaynak vesilesi olarak kabul edilebilir. Milli Mücadele döneminde çıkartılan Tekalifi Milliye Kanunları diye bir kanun vardır. Bunu bilmeyenimiz yok. Bu kanunların maddelerin bir tanesinde şöyle bir madde vardır. Müskirat-ı men maddesi. Sekerat veren her şeyin yasaklanması maddesi. Belki sosyal medyaya biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor. Ya da en azından hani gene hepimizin bildiği, bütün dünya toplumlarının bildiği bir şey vardır. Çin kendi milletine yönelik Batı'nın oluşturmuş olduğu birçok dijital mecrayı yasaklar. En azından sosyal medyanın bütününe olmasa dahi müskirat-ı men maddesinden mülhem en azından TikTok'a yönelik böyle bir şey yapılabilir kanaatindeyim. Ya da yapılmalı diye düşünüyorum. Şimdi bugün haberlere yansıyan hepimizin kalemine konu ettiği bir mesele var. Bir öğrencinin öğretmenine yapmış olduğu bir saygısızlık meselesi var. Aslında bakıldığında bu bizi haberler vasıtasıyla bize yansıyan bir mesele ama işin arka planında çok daha vahim, çok daha utanılası süreçler var. Toparlamak gerekirse toplumu zehirleyen bir mesele olarak bakmak zorundayız ve milli varoluş irademizi felç eden bir hikaye olarak bakmalıyız TikTok'a. Ve bu zaviyeden bakıldığında da şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir sosyal politika meselesi olarak TikTok'un incelenmesi gerekiyor.